Hocam tarihteki en uzun süren sultanlık dönemini yaşayan kişilerden birisi de Abdülhamit değil mi? Erdal Yalçın. İşte onun iktidarda kalmasını sağlayan sisteme de bir bakmak lazım. O kadar uzun iktidarda kalmasını. Ve ona iktidarda kalmasını kimler sağladı ona bakmak lazım. Ve iktidara kimler getirdi ona bakmak lazım. Ve onun iktidarındayken Darwinist propagandayı kimler yapmış? Osmanlı topraklarını kimler talan etmiş? Efendim her yere şarap, bira, rakı fabrikalarını kimler kurmuş? Her yere tütün fabrikalarını kurup vatandaşları duman altı eden kimler olmuş? Efendim hatta esrar çok yaygındı o dönemde. Her yere kârhaneler koyup Osmanlı hanımlarını kârhanelere kaydettirenler kimler olmuş? Onlara vesika verenler kimler olmuş? Efendim kumar oynanmasını devlet eliyle kim teşvik etmiş? Buna bakmak lazım. Ve bu uzun iktidar döneminde bunlar adamlar tepe tepe yapmışlar. Ama buna rağmen ben Abdülhamit'e acıyorum, şefkat duyuyorum, nefret etmiyorum, hakaret etmiyorum. Bir Osmanlı sultandır, mağdur bir insandır. O kadar. İngiliz derin devletinin gücü yetmemiştir yani. İngiliz derin devletinin azgın gücü karşısında dirayetsiz kalmıştır, çekingen ve pasif kalmıştır.